Merhaba sevgili abonelerim ve abone değillerim. Bugün sizlere Hades'in en bilinen miti olan Persephone ile yaşadıklarını anlatacağım. Bu mit, antik dünyanın mevsimlerini ve kuraklığı açıklamada gerçekten harika bir mit. Yunan panteonunun üç önemli ismiyle başlayalım. Bunlar Zeus, Poseidon ve Hades'tir. Üçü de aynı ana babadan doğmuşlardır. Güç ve köken bakımından eş tutulurlar. Fakat biz Zeus'u daha ön planda görüyoruz. Bunun nedeni ise babaları manyak Kronos, çocukları doğduğu anda iktidarına tehdit gördüğü için çocuklarını yutuyor. Zeus da babasını mağlup edip kardeşlerini babasının midesinden kusturarak çıkarıyor. Böylece Zeus bir adım öne geçmiş oluyor. Kronos'a karşı zafer kazandıktan sonra bu üç tanrı dünyayı kendi aralarında bölüşüyorlar. Denizler Poseidon'a, mavi gök ve bulutlar Zeus'a, kasvetli yeraltı da Hades'e düşüyor. Hades, antik dünyada çok da sevilen bir tanrı değil. Hakkında çok hayırla söz edilmiyor. Hatta konuşmaya bile korkuyorlar. Persephone ise tarım ve bereket tanrıçası Demeter'in kızı. Demeter, tek kızı olan Persephone'yi çok seviyor ve bir an olsun yanından ayırmak istemiyor. Persephone dans ettiğinde çiçekler açıyor, güzel kokular etrafa yayılıyor. O kadar şirin, o kadar zarif ki Hades'in dikkatini çekiyor. Tabii Hades, Persephone'nin kendi isteğiyle kasvetli yeraltı dünyasının kraliçesi olmayı kabul etmeyeceğini bildiği için bir plan kuruyor. Persephone arkadaşlarıyla çayırda çiçek toplayıp eğleniyor. Kendini doğanın güzelliğine kaptırıyor ve arkadaşlarından uzaklaşmaya başlıyor. Issız bir yerde çok güzel, çok güzel bir çiçek görüyor. Tam uzanıp çiçeği koparacakken bir anda yer yarılıyor ve dört görkemli atla Hades çıkıyor ve Persephone'yi alıp yeraltı krallığına kaçırıyor. Persephone kaçırılırken öyle büyük bir çığlık atıyor ki annesi Demeter duyuyor ve kızının başına kötü bir şey geldiğini anlıyor. Kızını her yerde arıyor, her yerde arıyor ama hiçbir yerde bulamıyor. En son çare her şeyi gören güneşe hükmeden Apollon'un kapısını çalıyor. Apollon ona kızının Hades tarafından kaçırıldığını, bundan sonra yeraltı kraliçesi olacağını, Zeus'un buna göz yumduğunu, hatta kızını bir daha hiç göremeyeceğini söylüyor. Demeter bu duruma o kadar üzülüyor, Zeus'a o kadar çok kızıyor ki tanrılar diyarından ayrılıp yaşlı bir kadın kılığına girip yeryüzünde gezmeye başlıyor. Tabii Demeter tarım ve bereketin tanrıçası. Toprağın üstündeki bütün kutsamalarını geri alıyor. Yokluğunda toprağın bereketi kalmıyor. Ağaçlar meyve vermiyor ve büyük bir kıtlık başlıyor. İnsanlar açlıktan kırılmaya başladıkça tanrılara dua etmeye ve adaklar adamaya başlıyorlar. Zeus, Demeter'i ikna etmek için türlü çareler düşünüyor. Fakat Demeter'i bir türlü ikna edemiyor. En sonunda Hades'e Persephone'yi yeryüzüne geri göndermesini söylüyor. Hades, baş tanrı Zeus'un isteğini kabul ediyor, yalnız bir şartla. Persephone yılın üçte ikisini yeryüzünde annesiyle birlikte, üçte birini de yer altında Hades'le birlikte geçirecektir. Taraflar şartlarda anlaşınca Persephone yeryüzüne geri dönüyor. Demeter de ekinlerin yeşermesine, ağaçların meyve vermesine izin veriyor. Bu mite göre kış aylarının yaşanmasının nedeni Persephone'nin Hades'in yanında olmasından dolayı Demeter'in yaşadığı üzüntü. Persephone annesinin yanına dönünce bahar geliyor ve doğa uyanıyor.